Ateşlerin içerisinden çıktık da geldik. Aa, fondöteni unuttuk. Şey yapsın. Beyaz makyajımızı mı Ha, yapsaydık? ah be ya. Abi toplum çıldırttı bizi vallahi. Toplum bizi delirtti Evet, bu harbiden. sabah Delirdik. Joker filmini izledik. Joker 2019. Joaquin Phoenix, Todd Phillips, Hakim Phoenix. Gigi Hadid. Yok. Cezabel. Neydi? Berahadit. Cici, Zizi, Zaza Beats. Zaza Beats, Zazi Zazi Beats, Robert De Niro Beats. and the others, hep Deniro. Robert beraber. De Niro. Bak orada da bir gönderme var. Deliriyor film. Adı De Niro. Evet, hadi hızlıca söyleyelim. Millet heyecanla bekliyor ne diyeceğimizi bu filmle ilgili. Abi ben punchline'ımı o zaman hemen söyleyeyim. Yolda da söylemiştim. Bu bir Why ya, so serious? bu bir rap şarkısı olsaydı bütün rap severler çok beğenirdi. Sevmeyenler mi çok beğenirdi? Rap sevenler mi çok Sevenler beğenirdi? çok Çok beğenirdi. beğenirdi. Okey. Bunu artık kim nasıl alırsa bilmiyorum. Yani benim de diyeceğim bu işte karışık bir film ya. Yani şöyle diyesim geliyor. Çizgi roman filmleri arasında çok iyi bir film diyesim geliyor. Öte yandan Ama hiç değil. çizgi roman filmleri arasına da girecek gibi de yapmamış kendisini tam. Bir tuhaf Bambaşka bir gibi de yerde, evet. yapmış. Ama sonra da zorla belli ki çok belli stüdyonun ittirmesiyle kardeşim yok mu bir Batman'imiz? Yok. Bir Batman pat pat Abi ya. Thomas Wayne böyle babası gibi olsun ama olmuyor gibi olsun, sonra oluyor gibi olurken biz orada şey yaparız, bir Batman'imiz olur Bir yani. böyle gerçekten şeye ihtiyaç. Yani işte abi yine Warner Bros. Yani izin vermemişler gibi hissediyorum birazcık. Böyle anladın mı? Vermezler abi, Yedirmezler, yedirmezler abi. Gerçekten o yaptırmazlar. filmi izlerken Yedirmezler. şey gibi hissettim. Lan bu kısım zorla konmuş falan. Yani çünkü zorla konmayan kısımlar güzel akıyor filmde. Diyorsun ki tamam bak hani ve orada beğenirsin beğenmezsin ama akıyor yani en azından. Hani Evet. diyorsun ki ya okey herif bak kafasındaki fikir bu. Sonra aniden stüdyo sponsorluğunda çekilmiştir diye Abi ekstra böyle sahne ekleniyor bir iki inci tane. kolyeyi alabilir miyiz? İnci Ya kolye evet kopacak ya. falan. Of. Abi getiriyorum evde kal. Yani arkadaşlar biraz böyle karışık yorumlar veriyoruz size farkındayız. Özetle ben şunu söyleyeyim izleyin. Yani tabii ki Batman seviyorsanız, Joker, çizgi roman, DC seviyorsanız izleyin. İyi İzlenmeli ama bu bir film çok tartışma yaratır evet, yani ya. iyi bir nasıl bir şey söyleyeyim iyi bir film. Bence iyi bir film. Ben film olarak izlerken çok keyif aldım. Bana çok Ama toplama geldi ya film. Böyle sanayide babacım çıkma, bir ha sahnemiz işte yok mu takalım şuraya. şey gibi oldum bir Çıkma, bir oyuncu anda. yok mu falan. Çünkü bak şeyi konuştuk ya. Yani Joaquin Phoenix çok iyi. Yani şimdiden söyleyelim. Zaten bunu Evet. herkes söyleyecek. Başrol çok iyi bu arada Ama yan arkadaşlar. roller o kadar abi, yan rol koymayı unutmuşuz. Bir yan rol mü olsa, yani herkesin bir amacı mı olsa, hani çok da şey yapmasak mı? Böyle film o yüzden tek boyutlu kalıyor. Tek yani Joaquin Phoenix izliyoruz ve bitiyor gibi geldi bana çok. Bir de çok şey değil mi? Ya neyse yani şöyle. Şimdi benim arada kaldığım nokta şu bu filmle ilgili. Dediğim gibi filmi ben izlerken çok keyif aldım. Sahneler güzel. O Kim Phoenix güzel oynuyor. Ryan Roller, yan roller evet silik ama bir yandan da hep şey diyorum içimden. Ulan yan roller acaba falan hani tam da belli değil Ya tabii gibi. Hani biraz böyle şey de var. bir süre Hani spoilersız konuşalım bu arada. Sonra tamam. spoilerları vermeye başlarız. Evet. Senin bak tabii bu spoilersız söyleyeceğim bunu. King of Comedy'ye çok düşer sen diyordun. Ben bu kadar düşeceğini düşünmüyordum. Çünkü çok temel belli şeylerini almış. O yüzden de bana biraz toplama hissi yarattı. Biraz işte mesela Abi onu Falling Down söylemeyeyim diye bir neyse. filmimiz Ha, onu var. sen söyle. Yani maşallah yani bir şey söyleyeyim mi bu arada? Falling Down ya şöyle bir sıkıntısı var filmin bak. Film eğer bir çizgi roman filmi olarak alırsan süper kahraman filmi demeyelim de işte hani çizgi roman evrenlerinden bir film olarak alırsan Logan'dan daha iyi. Bak bunu söyleyebilirim. Ama bence Logan da sıkıntıları olan bir filmdi zaten. Yani Logan'a böyle 8-9 falan oralarda değil benim için Logan. Ama bu filmi çizgi roman filmi alıp ki çizgi roman filmi demek şey demek hani bir bacağı zaten yok hani yavaş koşuyor biraz o yüzden. Benim için maksimum 7'lik filme Ay işte geliyor evet hani zaten çizgi roman filmi deyince belli bir yerde duruyor filmler. Çizgi roman filmi olarak iyi bir film. zaten. Ama bir yandan da hiç çizgi roman filmi değil. Evet öte yandan da çizgi Hiç roman değil filmi yani. olmamak için çok uğraşmış. Belli ki yönetmen ve başrolümüz uğraşmış. Warner Bros. Da şey demiş. Bro ekle ekle daha. Yedir yedir Şey baba yedir yapmış falan olabilir yapmış ya. yani. Gotham biraz aydınlık Aa mı bize ne olmuş oldu? Biz falan? donduk göz donmuş gözüküyoruz şu an. Donmuşuz bilmem. Niye donduk? Kim bilir? Dur bakayım. Allah çarptı biz herhalde Joker'le ilgili kötü konuşuyoruz diye. O yayında bir şey yok. Yayın akıyor. Ha. Heh, Tamam. geldik. Görüntü soğuk ya, makine Warner soğuk. Bros şey gönderdi. Takedown gönderdi herhalde. Telif attı. Bak Todd Phillips'in şeyi güzel. Abi karanlık basarak Gotham'ı yaratmayalım. Gerçekten bu dönemin sorunlarını, hatta içinde geçtiği dönemin sorunlarını da kapsayan pis, kirli ve yağlı, böyle girince böyle ayağını yere basmaya çekineceğin bir Gotham Çok yaratalım. iyi Gotham. O çok güzel Çok iyi. olmuş. Gerçekten şey de çok iyi.
Anakronistik yine böyle. Yani Evet. olan 60'larda mı geçiyor, 80'lerde mi geçiyor, 2000'lerde mi Onu hiç geçiyor? hissettirmiyor böyle. Anlamıyorsun tam. Yani Gotham çok iyi. Gotham vatandaşını çok iyi anlatıyor. Karanlık bir New York aynalaması yapma mantığını çok iyi yapmışlar. Joaquin Phoenix çok iyi ama işte şöyle yani filmi şöyle izliyorum. Oo bak herif şehri kurdu, karakteri oturttu, şeyi kurdu. Acaba şimdi ne olacak diyorsun? Şimdi ne olacak kısmı da biraz böyle tanıdık ezgiler çalmaya başlıyor Çok böyle. tanıdık hem Çok de. tanıdık ezgiler çalmaya başlıyor. Biraz o sıktı beni galiba. Gerçekten çok tanıdık. Yani Dark Knight Returns sahnesi konuşuluyordu mesela. Hani spoilersiz söylüyorum yine. Aynısı değil ama esinlenme çok bariz. İşte bir şov sahnesi var yine. O yüzden bana çok tanıdık geldikçe film böyle çok hızlı düşmeye başladım bir noktadan sonra. Evet yani sonlara doğru film daha çok yükseleceğini beklerken ben de şey oldum biraz ha okey bundan sonra böyle olacak. Gerçekten de oradan aşağı doğru yuvarlanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın çok seveceği cüceli sahneden sonrası Girelim biraz şey oldum yani. Ha mi spoiler'a? yok daha girmeyelim. Girmeyelim Özetle filmle ilgili söyleyeceklerim şunlar arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar film çizgi roman filmi olarak iyi iyi yani işte çizgi roman kategorisine alabilirseniz eğer bunu kendiniz değerlendirin. Çünkü başrol Joker ama. Peki şöyle bir his olur mu sence? Dark Knight'ı zorlar bu film. Yok. Olmaz değil mi? Yok abi. Nolan çok iyi bir yönetmen abi. Bak yine buna getireceğim konuyu ama Nolan çok çok iyi bir Yani yönetmen ya. etkisi de o kadar büyük olmaz. Ama şu an yani bazı bir yandan da çok güzel bir film. Yani film olarak yani şöyle söyleyeyim. Film sanatı olarak, film yapan insanların, zanaatkarların yaptığı bir film olarak çok keyifli film izledim. Sahneler çok iyi, ışık çok iyi. Joaquin Phoenix'in yüzünün ışıklandırması çok iyi. Adamın yüzünü sivri göstermek için yer yer şey yapıyorlar. Joaquin Evet. Phoenix o kahkahaların arasında gidiyor, Işığı geliyor. açığı çok Sıkıntısını kullanmışlar. veriyor, kendini durdurmaya çalışıyor. Çok üzülüyorsun filan. Adama bir de sempati duyuyorsun. Çok sempatik bir Joker yaratmışlar aslında. Spoilerlara girmeden tut kendini. Tamam. Yani o yüzden aslında film kesinlikle sende hani güzel hisler bırakıyor ama işte çizgi roman okuru olarak şey oldum böyle. Şimdi bu Joker mi? Bir meczup bir garibanın hikayesi mi? Joker işte sempatik mi? Yoksa Joker filmini biz yaptığımızda abi bu film gerçekten tartışma yaratacak. Biz bir filme savunma mekanizması yaratmalıyız mı? Mesela ben şimdi spoiler girmeden bunu söyleyeyim ama Joker bana aslında o kadar da sempatik gelmedi. Çünkü Dur, hadi o zaman spoilerla önce kapanışı söyleyelim. Yani benim için bu iyi bir filmdi. Çizgi roman filmi kategorisine sokmakta zorlanıyorum. Çizgi roman yok. filmi kategorisine sokmadığım noktada da iyi bir delirme filmi olmuş. İyi bir Çok Joker filmi görmedim böyle olmuş mu? filmi Bence iyi bir anlamda. Joker filmi değil. Yani ben çizgi romanlarda aradığım Mastermind Joker'i burada bulamadım. Burada biraz daha böyle işte babam beni dövdü falan gibi bir Joker var. Böyle şey oldum sil baba gözyaşlarını Hitler'cına falan. Hani böyle geliyoruz burada ha böyle yani. kardeşim falan diyesim geldi. Böyle şey. Yani mesela ben bu Joker'i Batman'in dövdüğünü görmek istemem. Böyle şey olurum. Abi vurma çocuk. Deli deli abi deli. Altına işiyor. Suratı böyle abi deliyim Abi bir şey diyeceğim. İşte bak bu bize bir şey kanıtlıyor bence. En ya. iyi Joker hikayede, Batman hikayede birbirinden iki karakterin ayrılmadığı hikayelerdir hep. Burada da ayırmak bence çok akıl kârı olmamış. İşte o yüzden benim herkese tavsiyem çizgi roman filmi olarak bunu değerlendireceksek bu Joker Samgay, deliren Samgay Bizim Joker değil. Çünkü bizim Joker bir kere plan, mastermind falan hani yani bütün o şeyleri çıl, deli bir anarşi. adam yani. Evet hani böyle Bilinçli ha evet yani meczup bir abimiz buradaki. Üzülüyorsun da Joker'e. Yani gerçekten şeyi görmek istemem. Mesela Arkham Knight oyunlarında falan şöyle Batman alıp Joker'in kafasını duvara vurduğunda oh anarşi. falan diyorsun ya içinden. Evet. Hani bunu vursa derim ki abi vurma. Yapma abi dur falan hani böyle yazık. Ama bak şimdi şu ikilem de oluyor. Şimdi chatte de yazdılar gördüm. Bunu bulamayacaksınız dendi evet ama bunu bulamayacaksınız derken bir yandan da abi biz Batman içine koyduk şimdi aa olmaz falan da deniyor. Şimdi o Evet. biraz işte o O bir hata dengeyi olmuş aynen. bozuyor. Yani Keşke hiç koymasaymış. çünkü aslında yönetmen hep şey söyledi. Bu dedi çizgi romanlardaki Joker değil dedi. Filme giriyorsun. Evet, gerçekten çizgi romanlardaki ya da önceki filmlerdeki Joker değil. Ama bu sefer yine Wayne ailesini yedirmişsin, Gotham'ı yedirmişsin. Batman'in bir takım olayları var. Spoiler'da konuşacağız biraz sonra. Onları bence işte stüdyo zoruyla koymuşlar. Evet, o çok Ve bu belli. filmin frekansını o bozmuş. Bir de zorla Şöyle oluyor. Zezi ablamızı eklemeleri çok bozmuş. Onu da spoiler olarak biraz sonra Ben konuşuruz. ona biraz tepki göstereceğim galiba ya. Yani hadi bir de kadın rol olsa. Ben o kadını çok seviyorum ve iyi bir oyuncu bence. Harcamışlar. Keşke çok daha etkili bir rol olsaymış.
İsterdim. Geçiyor muyuz spoiler'le? Geçelim. Spoiler'dan spoiler. Önce son yorumunu söyleyecek misin ama? Abi son yorumum dediğim gibi yani iyi bir rap şarkısı olsaydı rap severler çok severdi. O yüzden hani bir not da vermem gerekirse sıcağı sıcağına. Yani zorlayarak 7 diyorum ya. Yani, çok zorlayarak. Okay. Dark Knight'a falan yaklaşamıyor hiç. Benim de o civarlarda. Yani daha kafamda böyle bir tek bir not oluşturamadım. Çünkü gerçekten film şey açısından kafamı karıştırdı. Sana ben bir çizgi roman filmi muamelesi mi yapayım? Çünkü Warner Bros. Yine evren kurmaya kalkışmış belli. Yeter yapma. Öte yandan Todd Phillips ile Joaquin Phoenix gerçekten güzel bir delirme filmi ortaya çıkartmışlar. Size de teşekkür ederim. Size göre mi not vereyim? Size göre mi not vereyim? Ne yapayım? Böyle beni arada bırakan tuhaf bir film olmuş gerçekten de. Haydi o zaman spoilerle konuşuyoruz. Sevgili Twitch izliyor şu anda bir kısmı. Bir kısmı spoiler. Da YouTube. Arkadaşlar spoilerlığa geçiyoruz. Spoiler buradan izliyor. Sonrasını izleyin bence. Ne olacak ki? Yani tahmin edin ne olacak filmin sonunda. Bir şey diyeceğim de yine gerçekten çok ciddi bir spoiler yok filmde. Yani evet bir kırılma sahnesi var ki o çok geç geliyor. Bak o da tuhaf mesela. Genelde yönetmenler... Filmin sonunda adam Joker oluyor arkadaşlar. Ne? Ne Joker mi? Makyaj mı? Abi kanla gülücük. Şey gibi Bestami gibi gitti. Evet. Ekmeği bölüyor böyle. Joker ekmeği bölmeseydin günah yazardı. Anne zeytin var mı evde deliyim ben. Oğlum evde zeytin bile yok Allah kahretsin böyle. O zaman kanınla güleceğim. Neyse. Anne evde Kars klavyeri var zeytin yok Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar spoilerlara geçtiğimize göre filmde Joker 40 yaşında annesiyle yaşayan, stand-upçı olmaya çalışan bir palyaço. Sonra kafasında kurduğu her şey yalanmış. Ya gerçekten yalanmış ya da kendisine yalan bilgi verilmiş. Bak bu King of Comedy'nin sonunda da var. Hani evet şeye kadar girdiği kısım doğru. Hani gazete, televizyon görüyoruz ama çıktığı kısım belirsiz ya. Tabii. Hani gerçekten olduğumu pek anlayamıyorsun. Bu da ondan çok beslenmiş. Mesela sen bundan daha çok korkuyordun. Korktuğun başına gelmiş gibi ama ben bu kadar ummuyordum yine de. Ben daha tatmin oldum açıkçası. Yani şöyle ki tamam almış bu unsurları ama yani şöyle sempati kurabileceğim, delirmesini anlayabileceğim, yaptığı hareketleri anlam verebileceğim meczup bir deli bir adam yaratmışlar. Ve hakikaten Joaquin Phoenix karakterinin başına gelenlere üzülüyorsun. Annesi yalan söylemiş ona üzülüyorsun. Gariban zaten evde zeytin yok gerçekten buzdolabını boşaltıyor evet. Bir yerde bir kutu zeytin bile çıkmıyor ona herkes dikkat edecektir bir noktada. Havuç falan var. Yok işte bir de böyle Çağınırmak filmi gibi anladın mı işte sokakta palyaçoluk yapıyor geliyor bunu dövüyorlar. Çok çok bariz bazı şeyler. Tam böyle yani. İlacını alacak diyorlar ki ilaç bitti artık ilaç verilmiyor. Böyle evine gidiyor evinde. Belediye diye, kesti abi o da. Evinde annesini yıkıyor annesi diyor ki Thomas Wayne bize bakar oğlum falan diyor. Sonra annesi de böyle hık diye kalp krizi geçiriyor. Metroda bunu dövüyorlar. Böyle şey oluyorsun artık yani. Ya film işte bak şu dengeyi niye bulamıyor? Tamam bu herif delirmesin kim delirsin yani. İşte bak bazı yerler o kadar bariz ki. Biz seni döveceğiz çünkü palyaçosun mehe. Bazı yerlerde o kadar iyi derin ki böyle. İşte bir arkadaşı buna silah veriyor. Aslında o silah veya vermediğini anladığın nokta aslında gerçekten deli olduğunu anlamaya başladığın kademeleri sana veriyor. Aha diyorum çok güzel. 5 dakika geçiyor. Ama bak sen delisin deli kalmalısın. Belediye işte sıçtığı için sen daha çok delireceksin. Neden? Thomas Wayne belediye başkanı adayı bak falan. Ya oğlum niye böyle olmuş ya? Bu da mı acaba stüdyo mu girdi diyeceğim bilemiyorum. Çok yok, serbest bırakmadılar mı yine? Prodüksiyonun sırasında şeyi çok söylediler. Günlük yazılıyormuş senaryolar abi. Evet onu Türk ben de öyle gibi. Şey. Yani günlük yazılan senaryoyla çıkmış bir iş için bayağı iyi. Ama diyalogsuz sahneler daha iyiydi o yüzden. Evet. Keşke daha fazla diyalogsuz olsaydı. Yani şeyi hissettim film izlerken. Filmin duygusu çok iyi. Yapmaya çalıştığı şey çok iyi ama yer yer bunu çok güzel yapmış. Ağır oturaklı yapmış. Yer yerde böyle abi bak deliriyorsun iyi misin? Tamam abi deliriyorum ama iyiyim falan. Yani biraz da böyle bariz hani şeytan hani böyle gözüne bakın deliriyor adam ha delirttiler adamı. Delirtti falan. Tamam hadi deliriyoruz okey. Yani ama işte şunu söyleyeceğim. Yani King of Comedy değilsin o işi King of Comedy daha iyi yapıyor. Kesinlikle. Taxi Driver değilsin Taxi Driver onu daha iyi yapıyor çünkü çok politik. Falling Down hiç değilsin ki Falling Down etkisi çok vardı filmde. Falling Down Geek Yapar'da da konuştuğumuz filmlerden bir tanesiydi. İzleyin. Bakın. Falling Down hiç değilsin Falling Down. Çünkü yani biraz şöyle olmuş.
senin dediğin gibi farklı yerlerden toplama parçalar almışlar ve bu toplama parçaları biraz bir süre sonra hissetmeye başlıyorsun. Başka bazı filmleri izlediysen. Ha şuradan da eminim Evet. ama çok çizgi roman filmi dünyasıyla büyüyüp hani Ya da işte diğer sanat Marvel, eserleri. DC, League of Legends 13 yaş grubu çok sevecek filmi. Çünkü ilk kez böyle ağırlığı olan bir film görecekler. Öte yandan biraz daha ağır filmleri izlemiş birisi bu filmin ağır filmlere benzeyelim ama bir yandan da 13 yaş grubu da ürkmesin cilik yaptığını fark edecek. Ki 13 yaş grubu ürkmez de daha sert bir film Ya ürkmez yapabilirdiniz ürkmez. yani. Zaten işte bak filmin savunma mekanizması orada. Aslında adam fiziksel olarak deli. Yani biyolojik, fizyolojik olarak deli. Tabii. Yani Deli zarar adam. görmüş, kafasına darbe almış. Yazılanlara göre tabii bu da orada da bir aslında arada kalma var. Bir rapor var. Rapor sonuçta çok zengin bir adamın manipülasyona da uğramış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Bunda işte devamlı şey yapıyor böyle. Thomas Wayne abi bir şey yaptı abi yapmadı abi yaptın abi yapmadın. O da bayıyor. Bu işte şeyin savunma mekanizması. Ya bu filmi biraz belli insanlar izleyip ya hayat bize de vuruyor abi biz de delirelim ya. Bak evet çok haklı adam. Biz niye delirmiyoruz? Oradan kesiyor. Çünkü fizyolojik deli. Hani şey bizde vardır ya biz de delirdik ha falan. Ya neden deli salaksın? Delilik Ya çok üstüne gerçekten bir delirttiler abi hastalık yani. Bu beni. hafife alınacak bir şey de değil. O yüzden bir savunma mekanizması oluşturmuş Tabii film. abi herif hasta yani. Hasta. Gerçekten hasta yani. Sıkıntısı var. Ve o Hapı yüzden de VSSK hapını vermiyor. Yani bir de böyle şey hasta yani. Hani, Sağlık Bakanı'ndan istiyor. Sağlık Bakanı'ndan git falan tabii diyor canım böyle. yürü git lan falan diyor. Ve mastermind olabilecek bir Joker o yüzden asla olamayacak bu Değil Joker. yok tabii O gariban. yüzden tek filmde kalması bunun için de mantıklı. Evet. Ama bir yandan da Warner demiş ki babacım biz inci kolyeyi soktuk o kolye koptu. Bir şeyler de olabilir. Hani çok da kopmayın. Ya yine sinema çıkışında arkadaşlar Bruce Wayne'in annesi babası vuruluyor gözünün önünde. Yahu neden? Yahu. Ne Niçin? gerek Ne var? gerek var ya? Ne gerek var? Çünkü abi işte Joker filmi bizi merak da Batman uyandırmalıyız mi geliyor acaba? yani şimdi. Acaba Batman mi geliyor ya? Oo, ulan hiç Aa, beklemiyorduk be. Thomas Wayne dedik o kadar. Yani Bruce o kadar böyle Warner Bros. Bir hareket ki yani. Arkadaş yani bak Watchmen'de mesela arkadaki posterlerde görüyorsun ya öyle bir sahneyi aha. anladın mı? Arada, pardon öndeki ya da şey Watchmen filminde öndeki girişte slow motion görüyorsun ya böyle Evet. aa diye sonradan fark ediyorsun. Burada baya böyle bakın bakın Bruce Wayne karısı ve çocuğu yan sokağa giriyorlar peşlerinden de bir adam Hem de geliyor. zordan Aa ne çıkıyorlar. olacak acaba? Ay 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 yani arkadaş yani artık Uncle Sam'e ben amcaya dönmedi mi bu konu yani? Büyük güç büyük sorumluluk falana döndü yani. Spider da çıkıyormuş orada. Abi evren karıştı sen diğerindesin falan. Abi bak senin yolda iyi bir tespitin vardı. Dedin ya biraz işte film akıllı gözükmeye çalışıyor. Mesela bir sahnede işte zenginler gidiyor böyle opera salonu, sinema salonu gibi ama bir yandan da opera salonu bizim eski Süreyya gibi bilenler bilir Kadıköy'deki havalı bir yer. Belli ki oraya hani belli bir kademenin altı giremez ve Modern Times oynuyor. Charlie Chaplin'in. Modern Times çok ciddi bir sistem eleştirisi şimdi. Ama bunu zenginler izliyor bir yandan sistem bozuk ve izlerken gülüyorlar. Bu işte şey biraz Bu arada artık. sinemalarda da full Zorro oynuyor Evet. ve Charlie Chaplin oynuyor ama Zora bir yandan ne bileyim hani da bu arada halk kahramanı gibidir ya şey çok anakronistik yani onu söylüyorum. yani. Yani hiçbir şeyin zamanı hiçbir şey tutmuyor aslında. Niye Zorro'ya gidiyorsunuz abi sinemada Tutmuyor falan ne işte evet. bileyim. Çok gönderme yapacağız Muromo'na da olması lazım falan. Yani Ya film böyle akıllı gözükmeye çalışıyor onu diyecektim ha. Yani yolda konuştuk bunu. Filmin akıllı gözükmeye çalışması işte bana şey o yorumu ondan getirdi. Gerçekten rap sevenlerin seveceği bir rap şarkısı demem nedeni o. Akıllı gözükmeye çalışıyorsun ama abi bunlar yüzyılın konusu zaten. Hep konuşuluyor, hep yapılıyor. Yani sen bunu yaparak akıllı gözükmüyorsun aslında. Çok göze sokuyorsun. O dengeyi bulamıyor film bir türlü. Belki de Modern Times'la ilgili Modern Times'tan bir sahneye benzer bir şey bana gösterseydin Joker üzerinden ben daha çok ikna olurdum. Evet mesela gerçekten karakterin kafayı yiyip artık hani benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ben Joker oldum dediği noktada yer yer böyle o tanıdık Joker'i bir görüyorum gibi hissediyorsun ama bir yandan da meczup elektriğini de hiç kaybetmiyor. Gerçekten o Dans yani ediyor mesela devamlı bak. Charlie Chaplin havaları orada var ama hep böyle yarım yırtık yani. evet bir böyle sonu da böyle bir şey gibi geldi bana. Hani bir böyle bak işte adam böyle oldu. Yok işte hapse atıyorlar en sonunda adamı. O da orada gülüyor, Ama yani cinayet kan işliyor falan. bulaşıyor falan. Yani GIF olarak güzel sahneler onlar bu arada. Ya Yani Tumblr'da falan çok iyi ama gözükecek şimdi şey sahneler. söyleyeceğim. No Country Old Man'i de yeni izledik. Ya ama şimdi Adamın evden çıktığı sahnede ayağının evet. altına bakıp
tamam diyorsun. Ve hiçbir şey göstermiyorsun. Bu film bir yerden sonra devamlı göstermeye çalışıyor. Abi kan var. Kan var. Vahşet var. E var da abi. Sen bunu bana 55 dakika hatta 1 saat 35 dakika göstermedin. Şimdi gösterirken heyreti duruyor biraz. İşte sonlara doğru bir tuhaf bir şekilde zekası düşüyor filmin gerçekten. Evet, yani kaybediyor. Filmin başlarında çok daha böyle bak ulan adam neler çekiyor, gündelik hayatı çok kötü, iş hayatı bir tuhaf, zaten palyaçoların arasında çalışıyor, ufak ufak deliriyor falan derken sonlara doğru bayağı şey böyle arka sıra Batman'deki Joker var ya bu adam o adam anladınız oldu. Anladınız mı? Yani... Anladınız mı? Bak katil falan. Kötü bir adam bunlar ha. Bunlar çıkacak sınavda. Ona deli ha bak böyle böyle hareketleri var anladınız mı falan yani. Dört soru sordum. Anladık abi zaten bir saattir herifin delirmesini anlatıyorsun bana yani. Bir de abi son sahnede belki de son sahneyi de erken çektiler gerçekten bilmiyorum. Joker böyle komple Joker'e dönüştükten sonra çok daha efemine bir konuşma tarzına geçiyor. Ay sokaklarda sürekli kabalık yapılıyor falan filan gibi bir hale geçiyor böyle. Resmen... Joker'in final hali daha efemine gözüküyor. Renkli kıyafetler giyiyor. Aman millet Joker'i gay zannetmesin diye. Gerçekten bu korku vardı filmde ya. Bu Hollywood'da çok olan bir şeydir bu arada. Yani iki tane adamın macerası anlatılacaksa illa bir kadın konur oraya ki aman gaylik zannedilmesin diye. Bu Hollywood'da bir trenddir bu arada. Zor lan Zezi Beats'i sokmuşlar resmen. Çünkü kritik hiçbir sahnede yok kız. Ve hatta hiçbir kritik şey bir sürü sahnede Joker'in böyle yanlı şey Joaquin Phoenix'in böyle tek başına halleri var ya. Kesin onları önce çekmişler. Evet. Tamam mı? Sonra stüdyo aman kadın sokun da millet gay zannetmesin deyince aynı sahneyi bir de kadınla çekmişler böyle yani. O kadar bunu hissediyorsun ki. Bak bu tartışma şeye çok yapılmıştı. Once Upon a Time Hollywood'da işte neydi kadının adı unuttum. Çok tartışıldı yani. İzlemedim ki ben o filmi hala. Meşhur ablamız ya. Catherine Hadi. Tate? Öldürülen kadın mı? O filmdeki adı. Oyuncunun adını hatırlamaya çalışıyorum. Ha, Harley Quinn? Harley Quinn evet. O kadar ama yani. Evet tamam. Margot Robbie. Yani. Margot Robbie okey. Margot Robbie'ye çok şey eleştirisi gelmiş. Ya abi rolün, ablacığım rolün çok az. Yani falan hani tepki yani işte falan o da böyle şey yanıtlar veriyordu. Yani işte hoca böyle istedi falan. Ben burada Zezi Beats olsam sinirlenirim harbi ha. Yani ben niye varım abi bu filmde? Joker'in gay olmadığını kanıtlamak için var. Gerçekten anlamsız eklenmiş. Yani bütün filmden çıkart o kadıncağızı. Hiçbir şey değişmiyor. Filmin biraz bir 10 dakikada kısalır hatta. Evet. Film daha da iyi olur. Yani resmen gerçekten şey diye eklemişler. Aman abi 13-16 yaş grubu erkek çocukları izleyecek. Gay örnek vermeyelim onlara falan. Yani çünkü var Hollywood'da bu hareketi başka filmlerde de çok görüyoruz. Yani aman bir kadın olsun. Yani o kadar da iğreti durmuş ki bunu yaptıkları o kadar hissediliyor ki gerçekten. Dengesini bozuyor filmin. Hep dengesini bozan şeyler. Filmin iyi şeylerini de etkiliyor bunlar biraz. Ya ben sahne sahne düşünüyorum şimdi kafamda. Hani başka değinebileceğimiz şeyler. Mesela bak şuna gelecektim. Filmin bir kırılma anı var. Evdeki sahne. Kendisine yalan söylediğini düşünen ya da bizim yalan söylediğini bir şekilde tahmin ettiğimiz karakter ve bir cüce arkadaşı evine geliyorlar. Aslında korkudan geliyorlar bir yandan. Daha polis bize seni sordu bak hani bilmem ne ama hani annesi öldüğü için ziyarete geliyormuş gibi de bir yandan. Ve oradaki ikiyüzlüklerini anlıyor. Bir yandan zaten kafasında kurmuş. Ve birini öldürüp cüceyi bırakıyor. Yani cüce orada evet, diğer ötekileştiren kişi. Ve bu filme bir boyut katıyor ve şey ekliyor aslında Joker'e. Bak bu adamın vicdanı var. Deli meli ama düşünebiliyor. Deli değil, meczup oğlum. Ben meczup çok gariban gibi görüyorum. Ama düşünemeyen bir karakter gibi ya bir yana. Hani şey işte sen abi işte riot yarattın. Ayaklanma başlattın. Ya benim öyle ben anlamıyorum abi. Ben işte komiklik falan. Hep böyle daha aptal gibi de bir yandan. Ama vicdanı ekleyince işin içine. Bak o da bir anda şeye getiriyor. Ya bu adam... Meczup ama vicdanı da var bak. Bu kararı alabiliyor. Bak bu çok riskli. Yani gerçekten o korkulanı dürtüyor gibi biraz. Bak bu adamın vicdanı varsa demek ki biz buna bağ kurabiliriz söyleyebilir seyirci. Ya zaten işte bir şey biraz tuhaf. İşte filmin sonunda Joker'in yaptıkları yüzünden ki Allah aşkına bir de şey biraz abartı. Metroda 3 tane şey ölüyor. Yuppie Amerikalı ölüyor. Bütün şehir ayaklanıyor. Oy, 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 falan diye. Zenginleri maskeler öldürmeyiz. Falan çıkıyor hemen. Nereden çıktı maskeler falan? Evet, yani oraları biraz böyle şey olmuş. Biraz. Abi biraz V for Vendetta'ya nasıl benzetiriz abi maske falan. Hani şey gibi bir şeye de oturtmamışlar. Abi şehirde palyaçolar festivali var. Atıyorum. Tam da ona konu denk geliyor da şehirde inanılmaz bir palyaço maskesi stoğu var. Denk geliyor değil mi? Tam da denk geliyor gibi bir durum da yok. Yani böyle bir anda bir tane metroda 3 kişi öldürülüyor. Hemen alt kahramanı ilan ediliyor herif. Ki daha televizyona çıkıp şovunu yapmamış bile. Akşamına televizyona çıkıp şovunu yapıyor. Spoilerlı konuşuyoruz bu noktada. Filmi izleyince anlarsınız. Orada hemen de böyle düşük. Kucaklarda böyle taşınıp şey oluyor falan. Yani böyle
Gotham halkı da bir sonraki peygamberini bekliyormuş, anladın mı? Peygamber geldi abi galiba falan. Hani hemen böyle heyecanlanıyorlar. Abi kitabını okumuştum ben bunu falan. Yani şey gibi de değil o. Falling Down'daki gibi böyle yavaş yavaş o toplu çıldırmanın nasıl geldiğini de görmüyorsun. Şey oluyor böyle biraz. Yönetmen abi çıldıralım diyor burada. Evet çıldırıyoruz. Hadi toplu çıldıralım. Çıldırdık mı? Çıldırdık abi. Çıldırıyoruz. Çıldırdık. Biraz... Bak Killing Joke'a o yüzden şey dedim. Yani şimdi belli ki Todd Phillips şey diye vurgu yaptı ya, biz çizgi romanlara esinlenmedik. Çizgi... Tamam abi esinlenme. Ama bak Killing Joke'taki yöntem neden iyiydi? Adamın delirmesi gerçekten sistem yüzündendi. Bunda şimdi fizyolojik olunca onu da yapamıyoruz. Şimdi tabii. Öldürdüğü 3 adam bir kadını taciz ediyorlar trende. Hani belki kadını gerçekten... Ama hiçbir yerde bunu bir daha konuşmuyorlar mesela. Evet konuşulmuyor. Mesela. Belki çok haklı bir cinayet o. Kadına tecavüze yeltense ve kadın bir açıklama yapsa belki orada. Evet. Hem belli noktalardan daha iyi yakalayabilirsin. Ulan adam... Aynen. Aslında haksız da değilmiş ha falan da getirtebilirsin halk yüzünde yani. Kesinlikle yani mesela halkın ayaklanmasını şeye bağla. İşte adam Yuppiler'i öldürdü ama tecavüze yeltendikleri için öldürdü. Bak hani aslında haklı bir cinayetti demiyor hiç kimse. Yani zaten bu arada böyle aa ulan güzel kurmuşlar dediğin ve sonra aslında güzel kurmalarına rağmen işlemedikleri küçük parçalar da var. Mesela bir yerde kağıdına böyle büyük büyük şey yazıyor ya. Evet. İşte akıl hastalığının en kötü tarafı herkesin sizi normal davranmanızı beklemeniz. Güzel. Dedim ulan herhalde bir o yerde... O cümleler çok iyiydi. Ama bir şey çıkmıyor sonra oradan. Ama yine Joaquin Phoenix'te çünkü tek boyutlu kalıyor. Oradan çıkmıyor. O defterde kalıyor hep onlar. Evet. Bak o da şeye gönderme gibi. King of Comedy'de de berbat bir imza atıyor ya bu. Hmm. Kadın görünce bu ne lan bunu okumamış biri atmış herhalde falan diye bir tiksiniyor. O da öyle böyle berbat yazıyor falan. Ama işte buradaki çocuk sıkıntılı. Evet. Meczup. Yani meczup olduğu için zaten filmin sonunda falan şey oluyor. Evet bütün şehir ayaklanıyor böyle Joker'i böyle helal olsun Joker falan böyle bir halk kahramanı ilerletmişler ama çocuk da böyle falan diye seviniyor böyle falan. Ama şey oluyorsun böyle yazık hani anlamıyor ki o tam. Ben böyle şey olamadım yani. Oo abi Joker çok fena geliyor. Hiç heyecanlanmadım filmde hani, gerçekten. Evet böyle şey gibi olamadım. Lan yazık anlamıyor ki bu şimdi ne yaptığını da tam farkında değil. Tüh falan. Hani üzüldüm böyle yani. Farklı bir filmdi ya. Niye heyecanlanmadık yani. Ya? Çok acaba yine hep o yaşadığımız sendrom mu yaşadık? Çok gördük bu tarz filmleri sendrom mu oldu? Tabii biraz abi öyle. Yani gerçekten ben de bu filmi izlemeden önce hayatımda sadece Marvel filmi izlemiş birisi olsaydım bu filmi eminim çok beğenirdim bak. Ama gerçekten şimdi zaten biz referans verirken Falling Down, King of Comedy, Taxi Driver'lar konuşuyoruz burada. Şimdi o devlerin gölgesinde kalıyor bu film haliyle. Geçmesini de beklemiyordum bu arada. Ama devlerin gölgesinde kalmakla kalmayıp biraz da onlara fazla yaslandığını da hissediyorum. Yani kendi ayakları üstünde çok durmaya da çalışmamış. Ha filmin çok güzel bir tarafı var mı? Sinematografi, ışıklandırma, şehir. Bir David Fincher filmi izliyormuşçasını şehir, izliyorum. Evet. Set, aynen şehir, setup ve tabii ki Joaquin Phoenix'in performansı. Yani bunlar kostüm, benim için tek başına taşıyor filmi bu arada. Yani açar bir kere daha, iki kere daha izlerim sırf herifin şeyini görmek için. Hani böyle o şey çok iyi oyunculuk abi çünkü. Öksürecek gibi oluyor ama sonra onu kahkahaya yani. Çeviriyor ama sonra ağlamaya çeviriyor. Sonra da sigaradan bir nefes çekiyor böyle. Bir de eğreti durması çok bilinçli ya. Sen ilk başta şey oluyorsun. Tabii. Çok eğreti duruyor. Rahatsız ediyor. Ben ilk başta oldum. Oğlum rahatsız oldum lan harbiden. Tabii. Yani. Rahatsız bir insanın hakikaten hallerini izleyip böyle şaşırıyorsun o hallerinden. Yani güzel. Güzel. Yer yer güzeldi. Böyle Joker filmi olmasa daha iyi bir film olabilirmiş. Çizgi romanı bu kadar evet Warner Bros. Zorla sokmasa kendi çapında kalsa daha iyi olabilirmiş. Ama işte belki de o zaman Todd Phillips atıyorum Todd Phillips ve Joaquin Phoenix'in kafasında deliren bir adam filmi varmış diyelim. Ve para bulamadıkları için Joker olarak yaptıkları gibi düşünürsek şey derdim ya abi gerçekten siz tek başınıza kalsaymışsınız çok daha iyi bir film çıkarmışlardım. Yani. Bunu var ya daha iyi nasıl yapabilirdim biliyor musun? Yani aynı film. Filmi Joker diye gösterime sokma. Tamam mı? Ama biz Joker olduğunu anlayalım filmde falan. Yani. Warner Bros'un ya deli gibi reklamını yap bunun. Hani millete de de ki abi şey yapın hani varın gazı bir şeyler çıkabilir buradan. Yani duyur bir hype evet. Yarat. Millet gitsin filmin adı atıyorum The Laughing Man olsun. Millet zaten şey diyorsun ay Joker mi? Oo falan millet bir çıldırsın. Film boyunca komedyen olan... olsun abi adı ne olacak? Ha yani? İşte Joker olacak mı olmayacak mı falan filan. O halleri o oyunculukları nasıl yavaş yavaş yükseldiğini daha iyi görüyorum. Ama filmi şimdi Joker diye açıp filmin sonunda da işte adam Joker oldu ya. Hadi canım. Onu tahmin ettim. Yani o hani işte biraz o yüzden heyecan yok filmde. Yok yok ve motivasyonu şeye karşı düşük. Joker Rising olabilirmiş filmin ismi yani. Böyle filmin motivasyonu seyirciye karşı düşük ya. Ben yani normal bir seyirci olarak bu filmin hiçbir noktasına bağ kuramıyorum. Joker bir de bizim sevdiğimiz tarafı delirdikten sonraki tarafı ya. Evet. Burada resmen şey görüyorsun. Joker aside düşmüyor da
Metroya düşüyor. Metro yani kalabalığa yani topluma düşüyor ve deliriyor. Ama Joker'in zaten yıllardır bizim izleyip de sevdiğimiz kısmı delirdikten sonraki kısmı. Delirdikten sonra kurdukları mantıklar. Burada şey oluyorsun böyle yazık adamı delirttiler. Bir şey diyeyim mi? Bak şey sahnesi bence aşırı iyiydi. Bruce'la karşılaştığı sahne. Parmaklık arkasında Ha Bruce. evet. Belli ki böyle kapalı bir şeyde yaşıyor. Çocuk gülmüyor falan bile. Aynen. Rahatsız bir çocuk. Ona böyle şaka yapıyor. Çocuk bir seviniyor. Orada işte benim aradığım o birbirini tamamlayan iki karakteri görüyorsun. Bunlar Ulan manyak abi ikisi de evet diyorsun abi böyle. keşke oradan yürüseymiş. Belki de en baştan oradan girip başka bir yere taşısaymış filmi. Kardeşi gibi düşünüp belki onu üvey kardeşim lan bu benim. Filan evet. Sevgi Aa, oradan mı çıkacakmış ama. evet Ama yani. sonra Warner Bros'takiler belli ki aman abi zaten Batman'e gay diyorlar. Çok endişe ediyoruz. Aa. Bu Robin'le yaşıyor diye zaten gay Niye diyorlar. abi keşke Aman abi olsaymış falan. aralarında romantik bir ilişki. Ya bir romantik ilişki illa abi sikişecekler değil ki ya. Lütfen abi romantik ilişki gerçekten bakışmayla da olur yani. İki gülüşmeye de olur. İlle bunu bir yere çekmek zorunda değilsin. Yok işte gay panik olmuş belli ki. Warner Bros'ta birileri gay panik butonuna basmış böyle tak. Gay panik abi hemen seksi bir kadın sokalım. Deadpool'daki karıyı getirin falan böyle hani anladın mı? Şeyi getirin sarışın biri yok mu? Yok zenci var. Ver zenci var falan hani. Aman bir kadın koyalım içeriye falan böyle. Yani Bak o sahne bence çok ikonik oldu şey ya. O hissettim sahne izlenir yani. tekrar Daha tekrar. olgun bir film olacakken o kadar olgun olmamış ama bunda gerçekten yönetmen ve başrolün ne kadar etkisi var? Stüdyonun müdahalesi ne kadar etkisi var? Göremiyorsun iş bittikten sonra ama müdahale edilmiş olduğunu hissediyorum bu filme ben yani. Ben de onu şeyde çok hissettim. Gerçekten o son inci koptuğu sahnede çok hissettim. Ama tekrar söylüyorum. Arthur'la Bruce'un karşılaştığı sahne bence filmin en güzel anı. Çok iyiydi. Bir Orayı de çok arkadaşlar beğendim. filmdeki yeni Batman kostümü müthiş. Evet çok Müthiş. iyi. Yani yeni Batman filmine Evet ya kopacaksınız. bunu nasıl yapmamı düşünmemişler şimdiye kadar. Vallahi abi Çok iyi ben çok tasarım. şaşırdım. Yani bu İyi bir tarz bir kostüm Batman çalıştırmış yani. kostümü Bayağı iyi lan. vallahi kafa açtı yani. Bakalım. Ve Devamında neler modern göreceğiz de bak acaba? eski kostüme hep referans verelim gönderme yapalım değil. Gerçekten modern bu çağa ve o geçmiş çağa bağ kurmuş güzel bir kostüm yaratmışlar. Vallahi güzel. Yani Evet. arkadaşlar hakikaten farklı bir Batman kostüm tasarımı da var filmde. İzleyelim. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar. Bu film muhtemelen ileride daha da uzun konuşulacak çünkü ilginç ve farklı bir Evet, daha film. çok konuşuruz. Bizde de şu Tartışılacak an bir film. sıcak. Belki piştikçe farklı fikirlerimiz de Evet ortaya evet. çıkar. Bana da öyle geliyor. Bu arada biraz otursun kafalarda. Neticede söyleyeceğim şu. Ben güzel film izledim ama böyle kafamda şeyin karışıklığı kaldı. Yani bu şimdi Joker filmi desem Joker filmi değil. Ama ismi Joker. Ama yönetmen de diyor ki zaten Joker filmi değil. Ama ismi Joker. Bak bunu Ama mesela Batman var falan hani. Logan'da da Logan yapıp bir Wolverine filmine itelemeye çalışmışlardı ama ana Aynen. motivasyonu da götürüp Xavier'e yükledikleri için iş Aynen. bozulmuştu. O yüzden böyle bir yönetmenin yapmak istediği filmle stüdyonun satmak istediği film arasında kalmış bir film gibi hissediyorum. Daha iyi olabilirmiş ama kötü bir film mi? Bence değil. Yani kötü bir film Değil olmamış. değil. Yani ama benim İzlemekten keyif için aldığım bir film ama eksiklerini de gözümle görebildiğim bir film senin olmuş notun yani. ne? Not verecek gibi değilim şu an daha taze. Ama böyle 7'ler civarındayım ben Ben de. de işte 8'e çıkamıyorum yani. yok. Şey yok. 6,5'tan 7. Yani benim orada kalıyor şu anda. 6 hani kanaat kullanırsam. Evet. Odaklı işte odaklılık burada bir sıkıntı. Yani baktığın zaman sanatsal olarak, hikaye olarak, anlatı olarak bu film çizgi roman kategorisinde mesela Infinity War'dan daha derin ve ağır bir konu Tabii işliyor. daha yoğun, daha yoğun Ama kesinlikle. Infinity War çok daha odaklı bir şekilde hani kötü adamın beynine yoğunlaşırken burada bak işte annesini de yıkıyor. Zaten deli, babası dövmüş. Aga falan, Bak zeytin şey. yok falan derken böyle bir Allah ya işte hani anan öldüyse bir şey demedik kardeş. Allah rahmet eylesin de. Ha ki ki ki. Ha ki ki ki. Tamam kardeş Joker'im başın ben. sağ Joker'im olsun. ben. Ya Dur. bak Joker abi in aşağıya. İn aşağı abi ya. Bunlar oğlum beni bunlar çıkartmadı buraya. Ben buraya kendim çıktım. Falan. Hani böyle bir biz tırnaklarımızla geldik abi. Tırnağı yok falan böyle iyice psikopat Sincap yaşın kaç izlermiş gibi böyle bir yerde. Hani deli bir adam izlerken böyle wow diye şaşırıyorsun ya. O his çok var bu ya bak filmde. o şeyde de vardı aslında. Bak yakaladıkları ne güzel bir şey. Kadrolu komedyenler var ya. Kart basıyorlar falan. Bunlar böyle kadrolu komedyen. Birilerini güldürmeye gidiyor ama kimse bunlara gülmüyor Tabii, zaten. palyaçonlar. Abi böyle tuhaf bir insanlar topluluğu var. Ya bak çok güzel bir damar yakalamışsın. Evet Bunun da evet. üstüne çok Diyorum ya bak gitmiyorsun. setup çok iyi zaten. Yani parçalara baktığında diyorsun ki oğlum neler yapmışlar. Ama sonra
hani şey gibi düşünüyorsun böyle hani yemeğin böyle malzemelerini görüyorsun diyorsun o abi kopacak. Değil Sonra ya. çok da süper bir Her şey bir hani arada otelin yemeği gibi oluyor. şey gibi olmuş böyle hani çok iyi malzemeyle Burger King'e rakip olmaya çalışmışsın. Abi Evet. ne gerek var yani sen git artizan hamburgerci Tabii. aç yani başka bir şey yap. Butik hamburgerci ol ya Yani da. butik hamburgerci ol. İşte dediğim zaten stüdyo şeyi bu. Yani stüdyo istiyor ki fast food yap. Yönetmen istiyor ki ben şey yapayım böyle 40 liralık special bir hamburger yapayım istiyor. Malzeme olarak 40 liralık hamburger malzemesi koyuyor ama stüdyo diyor ki yok yok diyor böyle şey yap diyor böyle Big Mac'e benzesin falan diyor böyle. Zorla fast food yaptırmışlar herifi gibi hissettim ben açıkçası. İşte o biraz tatsız. Evet, Joker'le ilgili bizim diyeceklerimiz bu kadar Yine arkadaşlar. konuşuruz zaten daha. Hani bu hem sıcağı sıcağına yorumunu yapalım. O daha bunun draması başlar. Toplumsal olaylar Tabii. falan. Oo. Hem de sen tatile gitmeden güzel Tabii. yorumumuzu çakalım dedik. Olaylar karışır. Git gel bakalım neler olacak. Daha Haydi görüşürüz. konuşuruz. İyi bakın Kendinize iyi kendinize. bakın. Unutmayın Bay. arkadaşlar, tıpkı Joker filminin de anlattığı gibi bu dünyayı yakarsa garipler yakar. Buyurun. Böyle dede gibi oldum ama giriyor gibi anlayın siz onu yani. Hoşça kalın. Hadi bakalım.